Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine integralin 17. testiyle devam ediyoruz. Bakın bu integraller verilmiş ve bu integralin değeri isteniyor bize. Şimdi şu üst tarafa bakacak olursak arkadaşlar, şu taraftan bakalım önce. 1'den 2'ye kadar fx dx ve 2'den 5'e kadar fx dx demek. Ben şu şekilde yazabilir miyim? 1'den 5'e fx dx olarak yazabilirim, değil mi? Nasıl? Şöyle bir gösterecek olursak arkadaşlar, grafik olarak da şöyle bir fx eğrimiz olsun. 1'den 2'ye kadar. Bakın 1'den 2'ye kadar şu şekilde olmuş olsun. 1'den 2'ye kadar fx dx bu kısım. 2'den 5'e kadar da arkadaşlar, 2'den 5'e kadar da şu kısım olsun. Fx dx burası olmuş olsun. Buradaki alan komple 1'den 5'e kadar fx dx ile aynı şeyi ifade etmez mi? Evet, bundan dolayı arkadaşlar bu şekilde yazdık. Tamam mı? Şimdi sol tarafa bakalım. 1'den 5'e kadar 3x kare dx eşittir. Sağ tarafı da 1'den 5'e kadar fx dx bulmuş olduk. Bakın sınır değerleri aynı, değil mi? Dx'ler aynı. O zaman bakın şuradaki fx eşittir. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için fx'in 3x kare olması gerekiyor. Bakın burada da fx gördüğümüz yere, fx gördüğümüz yere 3x kare yazacak olursam 5'ten 1'e kadar fx dx ya. Değil mi? Fx gördüğümüz yerde ne yazıyoruz? 3x kare dx yazıyoruz. Bunun integralini aldığım zaman 3 çarpı x küp bölü 3. 3'ler birbirini götürecek. X küp olacak. Değil mi? 5'ten 1'e kadar. Önce x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 eksi. Şimdi 5 yazıyorum. 5'in küp oluyor. O da 125. 1'den 125 çıkardığım zaman eksi 124 olmuş oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 2'ye. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve iki defa türevlenebilir bir fonksiyon için. Bakın f0, f1, 3'e eşitmiş. F türev 0, f türev 1 de 2'ye eşitmiş. Buna göre bu integralin değeri nedir diye soruyor. Hemen bunu görür görmez artık tanıyoruz, değil mi? Tanımamız lazım kısmi integral yapacağımızı. Türevi alınacak ifadeyi sol tarafa, integrali alınacak ifadeyi de sağ tarafa yazıyordum. Türevi alınacak ifadede neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Türevini aldığım zaman sıfır hangisi sıfır olur? X'i o x olur, değil mi? İki kere türevini aldığım zaman x'in sıfır olur. O yüzden x'i buraya yazdım. F türev x'i de buraya yazdım. Bir kere türevini aldım, bir oldu. Bir kere integralini alırsam, bakın ben bunun bir kere integralini alırsam bir türevle bir integral gider, bir tane türev kalır. Değil mi? Şimdi birim bir daha türevini alıyorum sıfır. Bunun bir daha integralini aldığım zaman türevle integral birbirini götürecek ve fx kalacak. Şimdi ne yapıyorduk? Bakın şu şekilde çapraz olarak çarpıyorduk. İlk çarptığımız artı eksi artı eksi bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? X çarpı f türev x eksi çapraz olarak çarptığı zaman 1 ile de fx'i çarpıyorum. 1 çarpı fx olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Sınır değerlerimiz ne? 0'dan 1'e kadar. Şimdi x gördüğüm yere önce 1 yazıyorum. 1 çarpı f türev 1. 1 çarpı f türev 1 eksi x gördüğüm yere de 0 yazacağım. 1 çarpı f 0 olmuş oluyor. Evet. F türev 1 eksi f türev 0 olmuş oluyor. Değil mi? Şimdi tabii şurası şöyle. Şu kısımda bir hata yaptık. Şunları ayrı ayrı yaparsak arkadaşlar daha rahat olacak. Sanki f1 yaptık. Bak şunun için 0'dan 1'e kadar. Şunun için de 0'dan 1'e kadar ayrı ayrı yaparsak daha sağlıklı olacak. 1 çarpı f türev 1 yani f türev 1 olacak. Eksi 0 yazarsam 0 çarpı f türev 0 zaten 0 olmuş olacak, değil mi? Şimdi sağ tarafa geliyorum arkadaşlar. Sağ tarafa gelirken de şu eksi parantezinden dolayı şöyle eksiden dolayı parantez açtım. F1 1 çarpı f1'den f1 gelecek. 0 yazdığım zaman da f 0 ifadesi gelmiş olacak. F türev 1 neye eşitti arkadaşlar? Bakın 2'ye eşit. Burası 2. F1 neye eşitti? F1 3'e eşitti. Bakın şurası 3. F0 bu da 3'e eşittir. 3 eksi 3'ten ne geldi arkadaşlar? 0 geldi. Yani 2 eksi 0'dan da cevabımız 2 olmuş oluyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Bunu acaba ikinci bir olarak da şöyle yapabilir miyiz? Bakın şuraya hiç kısmi türeve girmeden acaba bir deneyelim. Şöyle 0'dan 1'e diyelim arkadaşlar. X çarpı f türev x ya. Ben bir f türev x ekleyip bir tane f türev x'i çıkarsam acaba ne olur arkadaşlar? Şu kısma dikkat edecek olursam, bakın özellikle şu kısma dikkat edecek olursam, bu acaba şu x çarpı f türev x'in çarpımının türevi mi diye bakıyorum. Şu kısma bakıyorum bakın arkadaşlar, son kısmı ayrı değerlendireceğim. Birincinin türevi ne olur? 1 çarpı f türev x artı birinci
İkincinin türevi f türev türev x çarpı birinci. Bakın bu benim yazdığım ifadeyle, bu benim yazdığım yukarıdaki ifade aynı değil mi? Evet, demek ki şu sol kısım arkadaşlar neymiş? Şöyle sıfırdan 1'e kadar x çarpı f türev x'in neymiş arkadaşlar? Türeviymiş. Dx. İkinci kısmı da bakın şu kısmı da ayrı yazıyorum. Sıfırdan 1'e kadar f türev x dx olmuş oluyor. Bakın bu türevle integral birbirine götürecek ya. X çarpı f türev x olmuş oluyor. Sıfırdan 1'e kadar integre ettim. Bu da türevle integral birbirine götürdü. F fonksiyonunun kendisi kaldı. Değil mi? Şöyle yapalım. F fonksiyonunun kendisi kalmış oldu. Şöyle. Fx oldu. Sıfırdan 1'e kadar. X gördüğüm yere şimdi 1 yazıyorum. Şu sol tarafı yapıyorum önce. 1 çarpı f türev 1. F türev 1 eksi 0 yazdığım zaman zaten 0 gelecek. Değil mi? Eksi yine aynı şekilde arkadaşlar f1 eksi f0 gelmiş oluyor. Değil mi? Buradan da bakın şu 3 eksi 3 gelmiş oluyor. F0 ile f1'in değeri 3 ya. Buradan da zaten f türev 1 de zaten 2'ye eşitti. 2 eksi 0'dan yine 2 gelmiş oluyor. Tamam. Bu da farklı bir bakış açısı olmuş olsun. İkinci yol. Tamam. Geldik 3'e. Her pozitif x gerçel sayısı için f fonksiyonu türevlenebilmektedir diyor. F1 eksi 1'miş. F türev x eşittir. F kare x eşittir. Olduğuna göre f'in ikinci türevinde 1 değeri kaçtır diye soruyor. Bana ikinci türevi lazım ya arkadaşlar. O zaman ne yapayım? Şu ifadenin bir kere daha türevini almış olayım. Sol tarafın türevini aldığım zaman ikinci türevi olmuş olacak. Sağ tarafın türevini bakın şöyle görürsem daha sağlıklı olur. Kare. Bakın bunun türevini aldığım zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 başa çarpım olarak geçiyor. 2 çarpı fx olmuş oluyor. Daha sonra içe giriyorum. İçte ne var? Burası var. Bunun türevini çarpım olarak yazmam gerekiyor, değil mi? 2 fx çarpı f türev x ifadesi olmuş oluyor. Ben ne istiyorum? İkinci türevinde bir değeri istiyorum. O zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam f türev türev 1 eşittir. 2f1 çarpı f türev 1 ifadesi gelmiş olacak. Şimdi f1'i ben zaten eksi 1 olduğunu biliyorum. Bakın burası eksi 1'miş. O zaman f'in türevinde 1 lazım bana. Değil mi? F'in türevinde 1 de arkadaşlar şunu kullanabilirim. F türev x eşittir. F kare x var ya. X gördüğüm yere 1 yazarsam f türev 1 eşittir. F kare 1 olmuş olur. Ben zaten f1'in eksi 1'e eşit olduğunu biliyorum. Karesini aldığım zaman 1 gelmiş olacak. Yani f türev 1 de 1'e eşit olmuş oluyor. Bakın şurası da 1 olmuş oluyor. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. 1 ile çarparsam yine eksi 2 olmuş oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Tamam. Geldik 4'e. Grafiği verilen fx fonksiyonu için bakın bu ifadenin değeri hangisidir diye soruyor. Şimdi 4x artı 1'e ne diyelim arkadaşlar? U diyelim. Değişken dönüşümü yapalım. Her tarafın türevini alırsam 4dx eşittir. du olmuş oluyor. Şimdi 4dx benim elimde var mı? Yok. Yok, değil mi? O zaman ben ne yapayım? Şu ifadeyi 4 ile çarpayım ve telafi etmek için de 4'e böleyim arkadaşlar. Tamam mı? İfade değişmesin diye. Evet. Tamam. Şimdi sınır değerlerine bakıyorum. X gördüğüm yere şurada 2 yazarsam ne oluyor? 9 oluyor. Alt sınırı yazarsam 1 yazarsam da 5 mi olmuş oluyor arkadaşlar? Tamam. F türev ne oldu arkadaşlar? 4x artı 1 yerine u yazmıştım. F türev u çarpı 4dx yerine de du yazmıştık. Tabi ön tarafında 1 bölü 4 var. U gördüğüm yere ben x yazarsam bakın buradaki türevle integral birbirine götürdü. 1 bölü 4 çarpı fx olmuş oldu, değil mi? 5'ten 9'a kadar. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? 5'ten 9'a kadar integralini al demek. Değil mi? Şöyle, hatta şöyle yazalım. Şöyle yapalım. 1 bölü 4 çarpı f9 eksi f5 demek. Şimdi ben f9'un bakın burası 9,0 noktası ya. F9 demek ki 0'a eşitmiş. Bakın burası 0'a eşittir. F5'e bakalım. F5 de arkadaşlar 7'ye gitmemiş mi? Evet bakın burası da 7. 0 eksi 7'den eksi 7. Bir de bölü 4'ü var. Şurada eksi 7 bölü 4 olmuş oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 5'e. Y eşittir fx fonksiyonu için. Bakın hemen bunu gördüğümüz zaman. Bakın özellikle şu ikinci ifadeden fx'in çift fonksiyon olduğunu anlatmıştık değil mi? Geçen derslerde de bahsetmiştim arkadaşlar. Çünkü f mutlak değer x demek ne demek arkadaşlar? Grafiğin sol tarafını sil, sağı sola katla demek. Sağı sola katladığım zaman sağ tarafla sol taraf aynı olmuş oluyor. Haliyle y eksenine göre simetrik olmuş oluyor. Y eksenine göre simetrik olduğu zaman da f fonksiyonun çift fonksiyonu olduğunu biz söyleyebiliyoruz.
fx çift fonksiyonsa arkadaşlar, bakın şu sınır değerleri eksi 4 ile 4 artık dikkatimizi çekiyordur diye düşünüyorum. Bunun eşiti nedir? 2 çarpı 0'dan 4'e kadar fx dx ifadesi gelmiş oluyor. Bakın bunda şu sol taraftaki ifade aynı. Bunun da 24'ü sadeleştirdim. 12 gelmiş oldu. Bizden de ne istiyor? 0'dan 4'e fx dx istiyor. Zaten bu. Bunda ne bulduk arkadaşlar? 12 bulmuş olduk. Doğru cevabımız B şıkkı. Bakın buna yıldız atıyorum. Şu ifadeleri ne anlama geldiğini iyi bilirsek arkadaşlar, bakın çok daha işlerimizi kolaylaştırıyor. Geldik 6'ya. Fx fonksiyonu çift bir fonksiyondur. Evet, y eksenine göre simetriktir. Değil mi? Tamam. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şöyle diyelim. Eksi 3'ten 0'a integre etme ile 0'dan 3'e integre etme arasında bir fark olmayacak, değil mi? Alansal olarak. Yani f 2x dx eşittir 8 olmuş olacak. Yani eksi 3'ten 0'a, 0'dan 3'e aynı şeyi, aynı alanları ifade etmiş olacak arkadaşlar. Hani şöyle y eşittir x kare parabolü gibi bunu düşünün. Mesela şu sağ taraftaki kısım çift fonksiyon ya. O yüzden şöyle y eşittir x kare çift fonksiyonunu ele aldığımız düşün. Sağ taraf neyse şu sol tarafta aynısı oluyor ya. Mesela eksi 3'ten 0'a kadar ki kısım şu sol taraftaki alan. 0'dan 3'e kadar olan kısım da şu sağ taraftaki kısım değil mi? Sol tarafla sağ taraf arkadaşlar birbirinin aynısı değil mi? O yüzden bunun yerine ben ne yaptım? Bunu yazdım. Sebebi ne? Bakın şurada hiç negatif değerlerden, sınırlardan bahsetmemiş ya. Hani ondan dolayı bu şekilde yazdım. Ya muhtemelen de bize bu çift fonksiyon muhabbetini kullandıracaktı. Değil mi? Şimdi burada bir değişken dönüşümü yapalım arkadaşlar. Değişken dönüşümü yapalım. 2x'e u diyelim. 2x eşittir u diyelim. Her tarafın türevini aldım. 2dx eşittir du oldu. Buradan da 2dx olması için, bakın 2dx olması için ne yapacağım ben? Burayı 2 ile çarpacağım. O zaman burayı da 2 ile çarpacağım. Değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Sınır değerlerimizi yazalım. 3 yazıyorum. Bak x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Ne oluyor? 6. 0 yazarsam burada 0 oluyor. F 2x yerine zaten u demiştik. 2dx yerine de du demiştik. Değil mi? Eşittir 8 çarpı 2'den de 16 oldu. U'ların yerine ben x yazarsam bu ifade 0'dan 6'ya kadar fx dx 16 olmuş olur. Şimdi bizden istenen ifadeye bakalım arkadaşlar. Onu da kırmızıyla yapalım. Şu ifade. Bu sefer x bölü 2'ye biz u diyelim. O zaman integralin türevini alırsam her iki tarafın 1 bölü 2 çarpı dx eşittir du gelmiş olacak. Değil mi? Şimdi hemen sınır değerlerini yazalım. 12'yi getirip de şurada yerine yazarsam 12 bölü 2'den 6 gelecek. 0 yazdığım zaman da 0 bölü 2'den de 0 gelmiş olacak. Değil mi? F x bölü 2'ye u demiştim. F u çarpı, bakın dx yerine de içler dışlar çarpımı yaptığım zaman arkadaşlar ne olacak? 2 du olacak ya, o 2'yi de buraya aldım. Du yazdım. U'ların yerine x yazarsam arkadaşlar 0'dan 6'ya kadar fx dx'i ben 16 olarak zaten ne yapmıştım arkadaşlar? Şuradan şuraya 16 olarak bulmuştum. Bir de 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 16'dan 32 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şık. Tamam. Bakın buna da bir yıldız atalım. Geldik 7. soruya. Şekilde y eşittir x kare eksi 2x yarısı ile x eşittir b doğruları verilmiştir. Yeşil ve mavi boyalı bölgenin alanları eşit olduğuna göre b kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bunlar alanları eşit olduğuna göre burasına S dersem burası da S olmuş olacak. Tabi bunun eksenleri kestiği noktaları bulacak olursak arkadaşlar x çarpı x eksi 2 şeklinde yazdık. Bir sıfırda bir de 2 de kesmiş oluyor. Sıfır zaten burası. Demek ki A'nın olduğu kısım neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Ben şimdi sıfırdan 2'ye kadar integralini almış olsam sıfırdan 2'ye kadar bakın o şu kısım. Önce ilk tosladığım yer neresi arkadaşlar? Y eşittir 0 doğrusu. X ekseni olduğu için bu y eşittir 0 doğrusudur. O yüzden 0 yazdım. Eksi x kare eksi 2x ikinci yazdığımda arkadaşlar ne olmuş olacak? Parabol olmuş olacak. Dx eşittir s olmuş olacak. Değil mi? Şimdi buradan 0'dan 2'ye kadar eksiyi dağıttığım zaman eksi x kare artı 2x dx olmuş olacak. Bu s alanına eşittir. İntegralini alırsam x eksi x küp bölü 3 artı x kare 0'dan 2'ye kadar s olmuş olacak. 2 yazıyorum. Eksi 8 bölü 3 artı 4 oluyor. 0 yazdığım zaman zaten 0 gelmiş oluyor. Yani s ne oluyor arkadaşlar? Şurada payda işlemi yaparsam s alanımız
12, 8, 4 bölü 3 mü gelmiş oluyor? Tamam, bu 4 bölü 3'müş. O zaman buradaki alan da ne olacak? 4 bölü 3 gelmiş olacak. Buradaki alan da arkadaşlar 2'den b'ye kadar, değil mi? Üstten sınırlayan fonksiyon her zaman parabol olduğu için x kare eksi 2x dx olarak yazdık. Eşittir. Bunun alanı da 4 bölü 3 olacak. Bunu zaten integralini alırsam yine x küp bölü 3 eksi x kare olacak. 2'den b'ye kadar eşittir. 4 bölü 3. Önce x gördüğüm yere b yazıyorum. B küp bölü 3 eksi b kare eksi 2 yazıyorum şimdi. 8 bölü 3 eksi 4 oluyor. Eşittir. 4 bölü 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan da b küp bölü 3 eksi b kare. Şurası eksi 12 eksi 4 bölü 3. Öndeki eksiden dolayı artı 4 bölü 3 oluyor. Bu da eşittir. 4 bölü 3. Bunlar birbirini götürüyor. Değil mi? O zaman ne kalıyor arkadaşlar? Şöyle şuraya yazayım. B küp bölü 3 eksi b kare eşittir 0 kalmış oluyor. B küp bölü 3 eşittir b kare. Bunları sadeleştirdiğim zaman burada bir b kalıyor. B bölü 3 eşittir 1'den. B de eşittir 3 olmuş oluyor. Doğru cevabımız A şık. Tamam. Geldik 8'e. Fx fonksiyonunun A ve B noktalarındaki teğetlerin eğimleri sırasıyla eksi 4 ve 3'tür. Buna göre bu ifadenin integralinin değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. O zaman nasıl yapalım bunu? Bir fx iki tane teğet mi çizeceğiz? Şöyle bir doğrumuz olmuş olsun. Eğrimiz olmuş olsun daha doğrusu. A noktasındaki eğim ne olacakmış? Eksi 4 olacakmış. Eksi 4 o zaman şurada bir yerde çizelim. Eksi 4 olacak ya. Şöyle bir yerde çizelim. Yani sola yatık olmuş olsun. 3 olacak olan da sağa yatık olması lazım. 3 olan teğet de şuradaki olmuş olsun. Tamam. Bakın şurası A 1,5. Burası da B eksi 2,6. Temsili çizdim yani. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşılır olsun diye. Bu doğrunun eğimi ne olacakmış arkadaşlar o zaman? Eksi 4 olacakmış. Eğim 1 diyelim buna. Eksi 4. Bu doğrunun eğimi de M2 diyelim. Bu da 3 olmuş olacak. Sağ yatık olduğundan dolayı. Anlaştık. Sonra bu integralin değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar biz bakın D x kare ifadesi olduğu zaman biz bunu nasıl yazıyorduk? Türevden biliyoruz. 2x dx olarak yazıyorduk değil mi? Şunun türevini aldıktan sonra sonuna ne yapıyorduk? Dx ekliyorduk. O zaman arkadaşlar bakın ben bu ifadenin türevini aldığım zaman ne olacak? Eksi 2'den 1'e kadar. Bakın f türev x'in türevini alıyorum. F türev türev x oluyor. Artı fx'in türevini alıyorum. F türev x. Bunu yazdıktan sonra da en son dx olarak yazdık. Bizim istediğimiz forma şimdi ne olmuş oldu? Gelmiş oldu. Peki ben bunların ayrı ayrı parça parça yazacak olursam nasıl? Eksi 2'den 1'e f türev türev x dx artı eksi 2'den 1'e f türev x dx şeklinde yazdım. Buradaki bir türevde bir integral gitti. Ne kaldı? Bir tane türev kaldı. F türev x eksi 2'den 1'e kadar artı buradaki türevde integral gitti. Fx fonksiyonu kalmış oldu. Eksi 2'den 1'e kadar. Şimdi sınır değerlerini yazdığım zaman f türev 1 eksi f türev eksi 2 değil mi? Şu sağ tarafta şuraya yazalım. F1 eksi f eksi 2 olmuş oluyor. Rengimizi de şöyle değiştirelim. F türev 1 neye eşittir arkadaşlar? Bakın bir noktasındaki eğimi. Bir noktasındaki eğim arkadaşlar fonksiyonun bir noktasındaki eğimi bu doğruyla aynı değil mi? Çünkü tam A noktasında bir noktasında teğetler ya ortak. O yüzden eğimleri de aynı olmuş olacak. O yüzden ne olacak arkadaşlar? F türev 1 de eksi 4 olmuş olacak. Değil mi? Şimdi F türev eksi 2. Eksi 2 noktasında benzer şekilde arkadaşlar tam doğruyla fonksiyon fx fonksiyonu teğet olduğundan dolayı eksi 2 noktasında eğimleri birbirine eşit olacak. O zaman f eksi 2'de ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. Bakın şurası da ne olacak? 3 olmuş olacak değil mi? Yani eksi 4 eksi 3 olmuş oluyor. Şurası eksi 7 mi olmuş oluyor? Tamam. Buraya bakalım şimdi. F1 sağ tarafa bakalım. F1. F1 de 5'e eşit değil mi arkadaşlar? Bakın burası 5'e eşittir. Eksi f eksi 2'ye bakalım. F eksi 2 de 6 değil mi? Evet. Burası da 6. Bakın 5 eksi 6 geldi. Buradan eksi 1 geldi. Sol taraftan da eksi 7 gelmişti. Eksi 7 eksi 1 daha ne olacak arkadaşlar? Eksi 8 olacak değil mi? Çünkü aradaki işareti toplama ya. Tamam. Bakın buna da bir yıldız atabiliriz. Geldik 9'a.
Grafiği verilen fx fonksiyonu için bu ifadenin integralin değeri nedir? Hemen bunu görür görmez arkadaşlar fx bölü x'in ne olduğunu, fx bölü x'in bölümün türevi olduğunu görmemiz lazım. Zaten iki tane göreceğiniz şey var arkadaşlar. Bir x fx'in şunu çarpımı türevini görmemiz lazım. Bunun türevini gördüğümüz zaman zaten buna alıştık ama bunu bu zamana kadar görmemiştik arkadaşlar. İlk defa görüyoruz ama bilmenizde fayda var. Bakın, tamam, bu ikisini özellikle. Şunun türevini aldığımız zaman ne oluyordu? Birincinin türevi 1 çarpı fx artı ikincinin türevi f türevi x çarpı x ifadesi gelecekti. Bakın, bu halini olduğu zaman şuna çevirmesini bileceksin. Bu verildiği zaman da direkt bu şekilde yazabilmen lazım. Benzer şekilde buna bakalım arkadaşlar. Birincinin türevi, yani bölümün türevi var ya orada. F türev x çarpı x eksi paydanın türevi 1 çarpı fx bölü paydanın karesi x kare. Bakın, şu yazdığım, benim yazdığım ifadeyle şuradaki ifade aynı mı? Bakın, x çarpı f türev x var. Fx var. Paydada da x kare var. Aynı, değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Demek ki bunun şu ifadenin 1'den 4'e kadar fx bölü x olduğunu bileceksin. Zaten bir x çarpı fx var. Bir de bakın burada bir çarpım durumunda x fx'le, bir de diğer tür bölümün türevinde de bölüm olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunları eğer bu bölümün türevini bilmiyorsak direkt arkadaşlar bunu not edin. Tamam mı? Sınava kadar tekrar etmekte fayda var. Bunun tabii ki türevi. Türevle integral birbirini götürecek. O zaman arkadaşlar ne gelecek? Fx bölü x gelecek. 1'den 4'e kadar integre edeceğiz bunu. Sınır değerlerimizi yazarsak f4 bölü 4 eksi f1 bölü 1 olacak. F4 neye eşittir? Bakın, f4 4'e eşittir. 4 bölü 4'ten de ne geldi? 1 geldi. Eksi f1'e bakıyorum. F1 neye eşittir? 3. 3 bölü 1 zaten 3. 1 eksi 3'ten de eksi 2 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız bakın A şık. Tamam, buna da bir yıldız atıyorum ben. Geldim ona. A ve B gerçel sayılar olmak üzere fx fonksiyon parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Buna göre bakın bu ifadenin değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şu sağ taraftaki ifade zaten basit değil mi? Türevle integral birbirini götürecek. Ne kalacak? Fx fonksiyonu kalmış olacak. 1'den 3'e kadar integre edeceğiz. Bu da açtığım zaman ne oluyor? F3 eksi F1 olmuş oluyor. F3 değerini arkadaşlar nereden buluruz? Bakın şuradan buluruz. X gördüğüm yere 3 yazarsam 9, 27 artı B mi oluyor şurası? 27 artı B eksi F1. O da burası arkadaşlar. X gördüğüm yere 1 yazarsam 2 eksi A ifadesi gelmiş oluyor. Yani buradan da 27 artı B eksi 2 artı A'dan 25 artı A artı B ifadesi gelmiş oluyor. Sağ tarafı hallettik. Sol tarafı da halledeceğiz. Eksi 1'den 2'ye kadar. Eksi 1'den 2'ye kadar da arkadaşlar biz şunu kullanmayız mı? Bu aralıkta olmuş oluyor değil mi? Yani 2x eksi A'yı kullanmış olacağım. 2x eksi A'yı kullanmış olacağım. Bunun integralini alacak olursam x kare eksi AX olmuş oluyor. Eksi 1'den 2'ye kadar. Önce x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 4 eksi 2A oldu. Eksi parantezine aldım. Eksi 1 yazıyordum şimdi. Eksi 1'in karesi 1 artı A olmuş oluyor. Bunu da dağıttığım zaman 4 eksi 2A eksi 1 eksi A olmuş oluyor. 3 eksi 3A olmuş oluyor. Sol tarafta bu çıktı. 3 eksi 3A çıkmış oldu. Şimdi eksi 3A'yı diğer tarafa atacak olursam 25 de sol tarafa atıyorum. Eksi 22 oldu. 3A A da 4A. 4A artı B olmuş oldu. Zaten benden istenen ifade de buydu arkadaşlar. Değil mi? Eksi 22 oldu. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 11'e. Fx fonksiyonu verilmiş. Fx fonksiyonun üzerindeki 1 virgül P noktasından çizilen teğet x ekseni ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapmaktadır. Şimdi hemen buradaki iki bilgiden şunu çıkarmamız lazım. Buradaki bilgiden. F1'in P olduğunu çıkarmamız lazım. Bir de pozitif yönde 45 derecelik açı yapıyor ya arkadaşlar x ekseniyle. Bakın şöyle x ekseniyle 45 derecelik açı yapacaksa o zaman bu, biz eğimden bahsediyoruz. Yani tanjanttan bahsediyoruz. Yani tanjant 45. Tanjant 45 de arkadaşlar 1 değil mi? Tanjant 45 1. Yani eğimi 1'miş. Hangi noktadaki? 1 noktasındaki. 1 noktasındaki eğimi 1 demek nasıl? Nasıl gösteriyoruz? F türev 1 eşittir 1
olarak gösterebiliyoruz, değil mi? Bu bilgiden hemen şu iki bilgiyi çıkardık. Evet, güzel. Şimdi bizden ne istiyor? K artı P'yi istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar, fx fonksiyonunu ben şurada yazacak olursam, türevle integral birbirini götürdü ve şu içerideki ifade kaldı, değil mi? 6x kare eksi kx ifadesi kalmış oldu. En son türevini aldığım için sabit değer falan gelmeyecek. C falan gelmeyecek. Şimdi buradan x gördüğüm yere 1 yazacak olursam, şu ilk bilgiyi kullanıyorum. Tamam mı? F 1 eşittir. Ne oldu? 6 eksi k mı oldu? Tamam. F1'de ne eşitti? P'ye eşitti. Buradan 6 eşittir. K artı P olmuş oldu. Evet, biz K artı P'yi bulduk. Şu ikinci bilgiyi hiç kullanmadık. İkinci bilgiyi kullanmadık. Değil mi? Evet. Yani evet, biraz gereksiz mi olmuş o zaman şuradaki 45 derecelik açı yapmaktadır muhabbet. Tamam. Doğru cevabımız bakın A şık. Buna da bir yıldız atalım yine. Şundan dolayı şuradaki iki bilgiyi yazabilmek önemli arkadaşlar. Biz ne kadar alttaki bilgiyi kullanmasak da onu yazabilmek önemli. Tamam. Genelde kullandırırlar yani. Geldik 12. ve son sorumuza. Şekilde grafiği verilen birebir ve örten fonksiyon. Birebir ve örten fonksiyon olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Fonksiyonun tersi de vardır. Değil mi? Yani x eksenine göre simetriktir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Fonksiyonun tersini göstermiş. Bu ifadenin toplamı nedir diye soruyor. 1'den 3'e kadar fx dx dediğim zaman ne anlıyoruz arkadaşlar? Bakın şu maviyle taradığım bölgeyi anlıyoruz. Şimdi f'in tersi dediğimiz zaman y'ye göre bakacağız. 2'den 6'ya kadar. Yani şu şekilde bakacağım. Eğri ile y ekseni arasında kalanına bakıyorum. X'e göre baktığım zaman eğri ile x ekseni arasında kalana bakıyordum. F'in tersinde arkadaşlar y'ye göre bakacağım. Yani eğri ile y ekseni arasında kalan bölgeye bakacağım. O da şu taradığım kırmızı bölge değil mi? Bunların toplamını istiyor. Ben bunların toplamını nasıl bulurum? Büyük dikdörtgenden, yani 6 çarpı şurası da 3 mü? 6 çarpı 3 yani 18'den şu küçük 1 çarpı 2'lik kısmı çıkartırım. Ve mavi ve kırmızı bölgenin alanını bulmuş olurum, değil mi? Yani şu kısmı bulmuş olurum. 18'den de 2 çıkarsa ne olacak arkadaşlar? 16 olmuş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.